Patron, senin şu gizemli vardı ya, ona herkes hayran kaldı. Haberin olsun, video çok beğenildi. Erun Papi, onu boş ver, içimiz var. Ama bende de aynı şeylerden var. Ne diyorsun Erun Papi? Bende de böyle gizemli şeyler var. Erun Papi, çok konuşuyorsun. Neyse gel, şuradan bir şey alalım. Yeni güncelleme gelmiş. Acaba ne alsam? Bal kabağı, sıcak çikolata, karamelle elma. Karamelle elma aldım. Teşekkür ederim ablacığım. Ah, tadı harika. Erun Papi, ne diyordun sen, anlamadım. Ne gizemli evi? Ya şaka yaptım patron ya. Biz şimdi pizzacıya doğru gidelim hadi. Tamam, şimdi burada çalışacağım ha. Erun Papi, hiçbir yerde başarılı değilsin. Bari burada başarılı ol. Belki videoyu beğenirlerse başarılı olurum, olur mu? Erun Papi, videoyu beğensinler zaten. Sizin pizzacı mı abi burası? Aynen, yeni açtık. Vay be abi, sen iş yerindeki en zengin adamsın galiba. Oo, pizza çok güzelmiş ha. Belki ben senden daha zenginimdir. Erun Papi, komik bir şakaydı. Aynen. Birazdan görürüz. Ne dedin? Bir şey demedim mi? Abi benim zaten geçmişim pizzacılık yetenekleriyle kaynıyor. Ali Usta, Hasan Usta, Ömer Usta, herkes benim dostum, akrabam. Erun Papi öyle mi? Hadi göster o zaman gücünü. Akrabaların aşçıysa sende de vardı bir şeyler. Akrabalarım aşçıydı, bana da bir şeyler geçmiştir evet abi. Abi öksürük ekle diyor. Ne demek domates, sos, peynir ekle abi. Öksürük ekle abi. Baştan yapalım ama da. Domates sosu, peynir. Etkileşim. Ne demek o boost mod? Dur. Abi her şeyi koyduk mu? Tamam. Allah seni ne yapmasın, o pizza yanlış gidiyor, tut onu. Abi pizzayı nasıl tutayım? Allah seni ne yapmasın, tut onu. Abi pizza gidiyor. Abi benim iki çocuğum var, ocağın içine girer yanarım abi. Tut onu. Abi pizza gitti. Tamam, sen en iyisi bu işleri yap işte. Abi çok ağır. Ne tarafa doğru? Git 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 git, devam et. Sol. Abi buraya olmadı. Onu da beceremedin. Abi ben bir kere daha işçilik yapacağım. Bir dakika lütfen. Domates sosu ekle, etkileşim. Öksürük ekle, pepperoni ekle. Galiba oldu bu sefer, ne dersiniz? Bence bu sefer başardım. Başarmış. Oo Erun Papi, bunu bir kutlayalım istersen, ne dersin? Abi nerede kutluyoruz? Dalga mı geçiyorsun? Abi çok ağır bunlar ha. Sırtımda fıtık var abi. Koyuyorum. Koydum. Tamamdır. Tamam, bugünlük bu kadar yeter zaten. Paranı aldın, hadi güle güle. Şimdi ne yapacağım ben? Abi sen var ya, bir şey bilmiyorsun ama bu oyunun yapımcısı benim akrabam. Erun Papi, komedi bir çocuksun ya. Neler diyorsun? Zenginim diyorsun, akrabam diyorsun. Aynen, birazdan görürüz. Şuraya gideyim de evime bir şeyler alayım. Bu adam beni fakir bir adam sanıyor arkadaşlar. Bilmiyor ki şehrin en zenginlerinden biriyim aslında. Siz de bilmiyorsunuz tabii ki, şaşıracaksınız. Ne haber Suzan? Mobil adcım. Bu ev, bu bende yok. Günlük tezgah da $290. Yatak da güzelmiş ama bende yatak falan olduğundan onlara gerek yok. Alalım lütfen. Şunu evime bir koyalım bakalım. Şuraya ekleyeyim. Motor da gerçekten çok kaliteli ya. Dedem almıştı. Vay patron. Erun Papi, nereden buldun bunu? Çaldın mı? Ne çalması ya Allah aşkına. Gel sırtımda taşıyayım seni patron. Erun Papi, nereden buldun diyorum. Ben zengin miydim? Biraz da pizzacılıkta motorda sürmek lazım. Motor ehliyet aldığımdan beri motor sürmeye bayılıyorum. Pizzamızı alalım. Haydi bakalım. Abi pizzan geldi abi, sıcacık. Allah, bu ne abi? Çığlık. Çığlık bu. Sen bizden pizza mı sipariş verdin? Pizzayı versek mi vermesek mi? Teşekkürler falan dedi. Milleti korkutmaya gitti kesin. Allah'ım ya Rabbim. Ops, patron da eve bakın. Benim ev, benim evin bir tane odası bu ev kadar zaten. Bu ne yapmış ya? Gizemli bir evi vardı galiba, satmış. Selamünaleyküm. Oo Erun Papi, hoş geldin. Evim nasıl? Yeni ev yaptım kendime. Patron, evin güzel de benim evden küçük. Ya Erun Papi, sen ne sallıyorsun? Seni birazdan kendi evime götüreceğim, şaşıracaksın. $100 mı verdin? Al Erun Papi, açlık yaparsın. Sağ ol, Allah razı olsun. Benden ondan 1 milyon tane var. Erun Papi, ben anlamadım, sen neyin nesisin? Senin şu eve bakalım da sonra göstereyim kendi evimi. Ama gizemli yerini falan sakın bakmaya çalışma. Erun Papi, ne dedin? Bir şey demedim. Senin şu gizemli oda falan vardı önceki videoda. Onları hepsi silip yok ettin galiba. Erun Papi, hadi çalış. Vay. Elime kovayla süpürge verdin. Burada da çalış diyorsun. Vay.
Adam beni iyice fakir sanıyor ya. Eğleniyorum bu adamla. Aa, resme bak Feriha. Bu bir tane dizi değil mi ya? Ero Papi, çok meşhur bir dizi o. Aa, aynen. Adını Feriha koydum, öyle bir şey sanki. Allah'ım yarabbim. Ero Papi, dizi izlemeyi severim. Televizyonu açalım bakalım. Tüplü televizyon. Televizyonda şömine... Duvar Hanım, nasıl oturacağız? Koltuğuna oturulmuyor ki. Küçücük koltuk sığmıyor bile. Ero Papi, sende ne var ki ya? Sen ne anlatıyorsun ki? Koltuğunuz çok küçükmüş patron. Sen televizyondan şömine TV açmışsın. Yoksa bizim şömineyi mi çekiyor? Kamera mı var, anlamadım. Yani burası bizim ev. Televizyona... Ero Papi, gizli kameradaki görüntü televizyona verdim. Allah seni ne yapmasın? İşte geldik. Vay, burası senin evin ha, nasıl salladın? Bak üstümdeki takım elbiseye. Nereden buldun onu, çaldın mı? Ya ne çalacağım ya? Bu dedim bana verdiğin motor. Oyunun yapımcısını tanıyorum diyorum. Ero Papi kim o zaman? Koeptus. Dedemin ismi Koeptus. Vay, burası senin evin ha? Aynen. Takım elbiseyi de bana özel dikti. Ay, kurbağalı göle atladı. Adama bak, havuz sandı bunu. Fakir bu adam ya. Pardon, ben bunu havuz sandım. Anladım, gel. Bak şelale var. Niye benimle dalga geçiyorsun o zaman, fakir rolü yapıyorsun? Sadece dışarıdaki işlerde hayatın zorluğunu anlamak için çalışıyorum yani. Gel. Bak bunlardan evimde, bunlardan koydum. Vay, adamın evine bak. Gizli bölme var mı burada? Gizli bölme falan yok, ben öyle şeyler yapmıyorum. Hadi söyle söyle, çekinme. Yok, bak burada yumruk makinem şeyim var, kum torbam. Ağırlık kaldırma şeyim var bak. Televizyon açıyorum, vay kocaman bir şey. Evet, senin tüplü televizyon gibi değil. Aa, en sevdiğim yemek programı çıktı. Bayılırım buna ya. Gel bak. Perdeleri açayım da göl manzarasını gör. Vay, adamın evinde göl var, ne kadar zenginsin. Umarım evi de video izleyenler beğenmiştir. Bak bunu yeni aldım. Sana bir şeyler yapalım şimdi mutfaktan dur. Ne istersin? Ero Papi, güzel yemekler seç. Güzel yemekler, tamam, güzel yemekler. Bakın daha fazlaya girelim. Şunu alalım. Sana güzel bir yemek hazırladım, tabi sana göre. Hemen veriyorum. Çocuk biberonu veriyorsun adam, sen benimle dalga mı geçiyorsun? Şaka şaka, bekle. Sebze çorbası. Tamam, severim. Önce bir keselim, dur. Burada var ya, gizemli yer var, bize söylemiyorsun ha. Yok ya. Q'yu bas. Hazır. Çorban hazır. Bak, gizemli yerini söyle diyorum sana. Allah'ım yarabbim. Afiyet olsun abi. Çorbanın içi ver. Dur bir dakika, porsiyon alıyorum. Tam porsiyon alıyorum, porsiyon. Hadi beğeneceğim beğenmeyeceğim bakalım. Aa, çorba içene kadar akşam oldu ya. Güzel olmuş yani, değil mi? Vabiden güzel. Televizyonu kapatalım, yeter. Şimdi benim evde işlerim var, tamam mı? Sen evde takıl. Ellerimi falan yıkayacağım, sonra oyun videosu falan çekeceğim. Takipçiler video bekliyor çünkü. Sen YouTuber mısın? Evet, YouTuber'ım aynı zamanda. Yani dedemden miraslı zenginim ama YouTuber'lık da yapıyorum işte. Kolay gelsin. Bahçedeyim. Tamam tamam, sen devam et, ben takılırım. Ah, havuzda serinlemeden uyanamıyorum güne. Güne başlayamıyorum böyle. Bunun evinde gizemli bir bölme yoksa ben de propanda değilim. Bakalım şunun evini bir karıştıralım. Adamın evi ne kadar güzel. Kitaplıktan bir yere giriliyor kesin. Şöminenin içinde bence. Evet arkadaşlar, bugün Lumberjack'ın oynuyorum. Arkadaşlar vur 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 bitmiyor. Vur 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 kır 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 bitmiyor. Evet, bu videoyu arkadaşlar umarım güzel bir beğeni atarsınız. Herkesten güzel bir beğeni, güzel bir like. Bekliyorum arkadaşlar. Bu arkadan ses geliyor ya. Bir dakika arkadaşlar. Bir saniye. Ya kardeşim ne yapıyorsun? Selamünaleyküm, seni izliyordum. Ya beni ne izliyorsun? Video çekiyorum diyorum. Dikkatim dağılır böyle. Oo, odamın evin güzelmiş ha. Şimdi uyumam lazım. Video yüklenecek. Onu beklemek için uykumu almam lazım. Ben de uyuyacağım. Allah'ım, adam başıma bela oldu. Patron sen gitsene, pizzacın var. Hamburgercim var. Alarmı ayarlayalım da.
11'e 10 geçe uyanmam lazım. 10 dakika mı uyuyorsun? Ah, 10 dakika uyuyorum aynen. Bu nasıl bir taktik ya? Böyle. Umarım bu adam evdeki gizemli bölmeyi çözmemiştir. Sanmıyorum ya böyle bir şey yapacağını. Ben de senin gizemli bölmeni bulmazsam zombi taktiğimle bunun gizemli bölmesini her türlü bulurum. Burada Cadılar Bayramı Partisi var dedi adam bana ama. Bu patron bize dalga mı geçiyor anlamadım. Abi burası neresi? Bu ne abi? Abi burası çok kötü bir yer. Casper. Mezarlıktan Casper çıkmış. Allah yerde hayal etme. Abi. İskeletler var. Abi bu ne? Adam beni nereye çağırdı? Patron. Patron neredesin? Burada iskeletle bir adam var. Orada mezarlık var. Uf yazmış üstüne. Allah yerde örümcek var. Allah. Casper. Burada da cadı var. Yanında da kazanı var. Burada kimse yok. Bu adam beni şakalıyor kesin. Allah'ım oradan bir şey geliyor. Allah oradan bir şey geliyor. Abi sen kimsin? Anne zombi bu. Mezarlıktan zombi çıktı. Kameram elimde olsaydı bunu YouTube'a atardım. Tüh. Aa, buraya gel ben zombi. Abi koş. Gizemle bölmeye girmem lazım. Oraya girersen beni bulamaz. Açıl susam açıl. Kapan susam. Kapan. Rahatladım. İşte buldum. Europa Pi neredesin? Gizemli bölmenin olduğunu biliyordum be adam. İşte buldum senin gizemli bölmeni. Europa Pi, ne yaptığını sanıyorsun sen? Senin gizemli bölmeni buldum işte böyle bulurum. Zombi taktiğiyle falan nasıl bulabilirsin burayı? Gizemli bölmemi buldun. Artık bunu bilenlerden birisin. Bu sırrı kimseye paylaşma. Europa Pi ne yaptın sen? Sığınağın içine gizemli bölme mi yapılır? Evet. Senden esinlendim. Kapıyı kapattım. İçeride kaldın. Europa Pi aç. Burası benim gizemli sığınağım. İçeride araştırmalar falan yapıyorum. Biliyordum biliyor musun? Takım evi senden anladım. Ajan gibisin. Evet. Senin gizemli bölmenden belki daha iyi olamayabilir belki. Bilmiyorum ama. Burada böyle bilgisayarım var. Radyom var. Gördüğünüz üzere şarkı dinleyebiliyorum. Burada bilgisayarımdan kitap yazıp her şeyi yapabiliyorum. Mesela kitap yazıyorum. Merhaba ben Aaron Papi. Bu benim gizemli odam. Anladın mı? Peki başka ne var? Çok gizemler var. Aşağı kata inmek ister misin? Önce sen in. Gel korkma. Burası da sığınağım. Takıldığım yer. Burada tuvaletim var. Affedersin. İşte sonrasında burada yatağım var. Yatıyorum. Üstte bir kişi daha yatabiliyor. Artık orada da sen yatarsın. Burayı öğrendiğine göre. Ben de takılır mıyım burada? Tamam takıl izin veriyorum. Burada da duştan su alabiliyorum ama su bazen kesiliyor. Sığınağın içine bazen gelmiyor. Pis akıyor falan. Bu kadar işte. El yıkama yerim var. Ama burada dişini bile fırçalayabiliyorsun. Böyle bir sığınak. Su bağlantısını nasıl yaptın? Ben yaparım. İSKİ ile konuştum, abonelik çektirdim buraya. Komedisin sen ya. Bak, burada da yemekler var. Sığınakta kaldığım süre boyunca yemek yemeye ihtiyacımı giderebilirim. Yani dondurulmuş bir sürü yemek var. Ops, yanlış yerden çıktım gördün mü? Oradan çıkılmıyor. Buradan bir çıkış yeri var gizli. Nasıl yani? Sana bunu göstermek için önce dışarı çık, ben burada bir yok olayım da gör. Tamam, göster hadi. Önce bir dışarı çıkarsanız beyefendi. Tamam, çıkıyorum hadi bakalım. Kapıyı da kapat. Okus. Pokus. Kitabı okuyuz. İşte bu. Kitabı okuduğun zaman kapı açılıyor. Adama bak. Europa Pi neredesin? Europa Pi nereye gittin? Şunun arkasından kapıyı kapatalım. Europa Pi neredesin? Uzaklardayım, bekle, geliyorum. Aç, okus pokus, kapıyı açus. Vay, işte burası. Arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Bugün Bloxburg'da ikinci gizemli odalı ev inşa ettik. Provan dedi birlikte. Kapıyı kapatıyorum.
Dostum 10 numara 5 yıldız. Arkadaşlar bunlardan birçoğunu panda yaptı. Panda buradan teşekkür ediyorum. 3. Bloxburg'da gizemli odalı evi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu sefer daha farklı bir gizemli oda yapabiliriz. Bu sefer sığınağı yaptık. Burada bitiyor arkadaşlar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.